Oyunda öyle bir görüntü veriyorlar. Dün de AKP ve MHP milletvekilleri el kaldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Aralık gecesi kimler doları 18 lira seviyesinde sattı ve sonra tekrar 13 lira seviyesinden aldı ve kimler parasına para ekledi? Bu vurgunu kim yaptı? Araştırılsın. Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla birkaç saniye içinde reddedildi. 20 Aralık büyük bir geceydi. Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. 18'den sattılar, daha sonra 13'ten geri aldılar. Erdoğan kendisinden sonra gelecek hükümete yani Millet İttifakı'na talan edilmiş bir hazine, eksi 100 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervi bırakmadan rahat etmeyebilir. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı dedi ki, ben dedi bu telefonda konuşulanlarla ilgili hiçbir şey demiyor. Dedi ki bu telefonu nasıl dinlersiniz dedi. Yani içeriğine itirazda bulunmadı. İçeriği neydi bir kere daha söylüyorum. Milyon dolarları sıfırladın mı oğlum? Sıfırladım. Şimdi diyorlar ki yap kes yapıştır. Ben şimdi soruyorum, siz de cevap verin. Hakikaten kestiler falan filan de bir tek kelime kaldı. Oğlum sıfırladın mı? Ben de soruyorum. Neyi sıfırladı mı? Madem kendinize çok güveniyorsunuz. Madem hiçbir şey yapmadınız. Gel kardeşim kuralım bir araştırma komisyonu. Biz iddiamızda haklı çıkalım. Siz de tertemiz pırıl pırıl çıkın bu işten. Var mı öyle bir yüreğiniz? 20 Aralık günü Erdoğan kur garantili mevduat modelini açıkladıktan sonra kurda hızlı bir düşüş yaşandı. CHP'ye göre bundan birilerinin haberi vardı ve o birileri paralarına para kattı. CHP olan bitenin araştırılması için mecliste önerge verdi. Ama eğer bu komisyonu kurmuyorsanız biz bunun hesabını muhakkak soracağız. Öyle kuytuda paraya iman edip halk içine çıkıp Allah'a iman etmekle bu işler kapatılmaz. Bu işler masum kızların başörtüsüne sarılamaz. Halkı soyandan hesap sormayandan namert olsun. Meclisteki görüşmeler gergin geçti. AKP sıralarından sesler yükseldi. Başörtüsüyle, efendim, cuma namazıyla başka başka alanlara atıf yapmak herhalde kafa karışıklığının bir nedeni olsa gerek diye düşünüyorum. Bu milletin parasıdır, milletin varlığıdır ve bu ülkenin itibarıdır. Hakikaten zor kazanılıyor, çok kolay kaybediliyor. Bu itibarı aşırı derecede efendim kaybetmesine neden olacak lütfen tutumlardan vazgeçin. Bu meclis açısından son derece önemlidir. Bakın tarih bunu yarın bize hepimize soracak. Ve küçük yatırımcılar çarpıldı, milletimiz çarpıldı. Biz halkın temsilcileriyiz. O küçük yatırımcıların temsilcileriyiz. Onların haklarını koruyacaksak şimdi bu araştırma önergesine evet oyunu vereceğiz. Oturuma birkaç kez ara verildi. Gerilimin yükselmesi üzerine verilen son yarım saatlik aranın ardından meclis başkan vekili milletvekillerine sordu. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Meclis 20 Aralık'ta aslında ne olduğunu araştırmayacak. Ahmet Hakan, Nurettin Nebati ile röportaj yapıyor CNN Türk'te, gördüğünüz haberin başında. Döviz kurları Bakan Nebati'nin gözleri gibi kıpır kıpır yalnız yeniden, onu söyleyeyim. Bu arada CNN Türk'le ilgili bir teftiş haberi var. CNN'in Atlanta'daki merkezinden, CNN International'dan Genel Başkan Yardımcısı CNN Türk için kanalın yeni sahiplerinin gazetecilik politikasını tehlikeye atacağına inandığımız bir durum tespit edersek lisansını iptal edebiliriz demiş. Ya Penguen belgeseli yayınlayalı kanal 9 yıl olmuş da CNN International tespit edecekmiş. Yeni sahipleri geldi de kanal acaba değişti mi diye. İlahi CNN. Yeni sahipleri demişken Demirörenlerin de o gece dolarlarını 18'den bozdurup yüklü miktarda doları 18'den bozdurup 13'ten almak suretiyle ellerine bir miktar daha para alarak Ziraat Bankası'na olan borçlarının medyayı Kanal D'yi CNN Türk'ü almak için Ziraat Bankası'ndan kullandıkları kredinin bir kısmını ödedikleri iddiası var. İddianın sahibi CHP'li Ali Mahir Başarır. Demirörenler çok kızıyor. İspatla, ispatlamazsan milletvekilliğinden istifa et diye. Bakın Başarır ne yanıt veriyor. Bu bilgi 2 günlük bir bilgi. İstanbul'dan gelen bir bilgi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında 20 Aralık gününe ilişkin çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. 5 tane şirket, Yıldırım Demirören net bir şekilde 19-20 Aralık'ta
Dövizini 18 liradan 17 liradan satmıştır. 10-33 günde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuş. Başarır, Demirören grubunun bu şekilde borcunun daha az miktarla kapatıldığını ileri sürdü. Bu konu net bir bilgidir. Demirören grubunun Ziraat Bankası'nda olan 750 milyon dolar borcu 400 milyon dolar civarında kapatılmıştır. Demirören grubu CHP'li Başarır'ın iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada Başarır'ın iddialarını kanıtlaması istendi. Ali Mahir Başarır eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Demirören Şirketler Grubu konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır. Sayın Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz. CHP'li Başarır, Demirören grubunun kendisine hedef alan açıklamasına yanıt verdi. Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır. Ben istifa edecekmişim. Sayın Demirören, beni halk seçti. Beni halk bu noktaya getirdi. Seni ise saray bu noktaya getirdi. Ben hesabımı halka veririm, sen saraya verirsin. Demirören grubu Aydın Doğan'dan Doğan Medya'yı satın alırken devlet bankalarından kredi kullanmış, bu kredinin geri ödenip ödenmediği sorusu ticari sır gerekçesiyle yanıtlanmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de iddiaların odağındaki 20 Aralık gününe ilişkin konuştu. O günün milat olduğunu söyledi. 20 Aralık tarihi bir milattır. 20 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye modelini kamuoyuyla paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de peşi sıra ortaya koydu. Bakan Nurettin Nebati heterodoks politikalar uygulayacağız demiş. Hani köpük alınıyor ya, enflasyonun köpüğü, dövizin köpüğü. Köpük alırken heterodoks politikalar uygulanacakmış. Şimdi herkes arama motorlarına heterodoks politikalar nedir diye yazıyor. En iyisine Emin Çapabilir. Zaman zaman çıkıyor CNN Türk'le ilgili Atlanta'dan geleceklermiş teftişi haberleri. Eski bir haber olduğu söyleniyor. Yoksa bugüne kadar çoktan teftiş edilmeliydi değil mi? Neyse, gündemimiz, mevzumuz o değil. Vatandaş zor durumda ve vatandaş bunca zorluk içinde kıvranırken derdini ekranda göremediği zaman öfkeleniyor. Doğalgaz faturasını ödeyemediği için doğalgaz sayaçları sökülenler, abonelikleri iptal edilenler, onlardan bahsedelim mi şimdi biraz? 2021'in ilk 8 ayında doğalgaz faturasını ödeyemediği için aboneliği kesilen hane sayısı neredeyse 1 milyon. 1 milyon hanenin sayacı kesilmiş. Sayacı aboneliği kesilmiş, sayacı bağlanmış. Niye? Faturayı ödeyemedikleri için. Evde kombi var, şehirde doğalgaz var, eller kombiye gitmiyor. Soğuk gecelerde ısınmak için bir çare bulmaya çalışıyor vatandaş. Onun haberi. Dar gelirli ne doğalgaza gelen zamma yetişebildi ne de o faturaları ödeyebildi. Doğalgaz faturasını karşılayamadığı için aboneliği kesilenlerin sayısı 914 bini geçti. 2021'in ilk 8 ayındaki rakam 2020'yi geride bıraktı. Türkiye genelinde doğalgazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 890.303 kişi, 2020 yılında 779.270 kişi, 2021 yılında ilk 8 ay Ağustos ayına kadar 914.779 kişi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP'li Nihat Yeşil'in soru önergesini yanıtlarken verdi bu rakamları. Geride bıraktığımız yılda doğalgaza 7 kez zam geldi. Bir yılda yapılan zam oranı 18,8'di. Ancak bir yılda yapılan zamdan daha fazlası yeni yılın ilk dakikalarında geldi. CHP'li Yeşil bu zamlara dikkat çekti. Doğalgaza yaklaşık yılbaşından sonra %25 gelen zama karşılık böyle bir abonenin, düşünün halkın ne durumda olduğunu, böyle bir sürecin yaşayan, yoksullukla debeleşen, yoksullukla baş başa kalan bu halka çözümlerine sürekli zamlarla halkı mağdur ediyorlar. Uzmanlar uyarıyor, zamlar böyle devam ederse doğalgazı kesilenlerin sayısı daha da artabilir.
Bir süreliğine kısacık bir ara sizi Kazakistan'a götüreceğim. Sonra Türkiye'den bahsetmeye devam edeceğiz. Ara derken yani Türkiye gündemine ara vereceğiz. Devam ediyoruz. Kazakistan yanıyor. Hükümet istifa etmek durumunda kaldı. Biz doğalgaz memleketindeyiz. Bu nedir bu halimiz? Mavi yakıta bu kadar zam yapılır mı diyorlar. Mavi yakıt dedikleri LPG. LPG'ye %50'lik zam yapılınca Kazak soydaşlarımız Kazakistan'da sokağa çıktılar.